67 Kent Park isminin Aziz Duran Parkı olarak isim değişikliği yapılması teklifi. Kabul etmediniz başkanım. Arkadaşlar, daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Duran, mekanı cennet olsun, Allah rahmet etsin, bu şehre ciddi emeği vardır, gayretleri vardır. Dolayısıyla ben bu konuda maddenin kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildiği için meclise başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Başkanımızın eserleri görünüyor, mekanı cennet olsun diyorum. Bir sonraki toplantı Sayın Başkanımız bildirirler, ancak olağanüstü bir durum olursa diye biliyorum. Evet. Bayram öncesine denk geldiği için arkadaşlar, bayram öncesinde eğer idare bir tatil olursa, daha sonra 17 Mayıs olarak size zaten bildirilecek diyorum. Ve toplantıyı, oturumu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, oylamı ilan edebilir miyim? Sayın Başkanım. Eksiklik olmasın. Seçim sonuçları ilan edilsin. İki, Aziz Başkan, yarın hepimizin burada görev yapan başkan olarak, meclis olarak, herkesin yaptığı gibi görevini yaptı ve ayrıldı. Bu şehirde 15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir insanla ilgili bir şey verilirken, bir ahde vefa gösterilirken, şurada bir arkadaşımız da çıksın, 3-5 dakika onun yaptıklarından bahsettim. Deprem yaşadı. Depremden sonra yapılan fedakarlıklar var. Bu şehire attığı imzalar var gerçekten. Yani ben koca belediye başkanıyım. Bana çok düşmez ama bunların mutlaka yani ahdi vefanın üstüne 3-5 dakikayla da olsa bizim sabır göstermemiz lazım. Bir arkadaşımızın da söz alıp bunları tekrar bir hatırlatmasını hatırayı yer yapmak anlamında istirham ederim. Teşekkür ederim. Muhalefet olarak söz istiyorum başkanım. Başkanım, tabii Ahmet Başkanımıza da biz de bu konuda konuştun Şaban Bey, konuştun sonra size. Tabii. Aziz Başkan'la alakalı Ahmet Başkanımıza da düşüncelerinden dolayı zaten teşekkür ediyoruz. Zaten bu konu hep Adapazarı Belediye Başkanlığı yapmasından dolayı Adapazarı Belediye Meclisi'nde de daha önce dile getirildi. Tabii ki bu park onun zamanında yapıldı ve şu anda halkın hizmetine açıldı. Dolayısıyla parkın dışında da Adapazarı ile alakalı, Sakarya ile alakalı çok ciddi hizmetleri var. Ben 2004-2009 yılları arasında, o zaman Güneşler Belde Belediye Başkanıydım. Aziz Bey de Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanıydı. 2000 yılından itibaren, daha sonra işte 2004 yılında da işte Sakarya Büyükşehir Belediyesi oldu. Bu dönem içerisinde bir dönem beraber çalıştık. Aziz Bey hakikaten benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum, örnek aldığım insanlardan bir tanesiydi. Özellikle ilk Aziz Bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Sakarya'nın sınırları 20 kilometre çapındaydı. 20 kilometrenin dışındaki alanlar İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanındaydı. Tabii bu 20 kilometre içerisinde 40 tane belediye var daha sonra. İlk Aziz Bey'in döneminde bu belediye sayısı biraz daha azdı. Dolayısıyla ben Güneşler Belde Belediyesi'nde görev aldığım dönem içerisinde Aziz Bey'in Güneşler'in fiziki ve coğrafi yapısı itibariyle bir tarım bölgesi olduğundan dolayı ciddi anlamda bütçede sıkıntılarımız vardı. O dönem içerisinde bizim gibi yine belde belediye başkanlarına çok ciddi katkıları ve destekleri oldu. Biz onun döneminde Güneşler belde sınırları içerisinde 23 kilometre asfalt atmıştık. Büyükşehir'in bize yapmış olduğu en güzel hizmetlerden bir tanesiydi. Ben bunu devamlı dile getiriyorum. Yine ayrıca temizlik hizmetlerinde kullanmamız için bize araç ve gereç konusunda çok destekleri olmuştu. Şehrin hakikaten sevilen, sayılan, mütevazı insanlarından bir tanesiydi. Bir de benim en çok beğendiğim yönlerinden bir tanesi, Adapazarı'nın, yani Sakarya'nın önde gelen yaşlı eşraflarını çok sık bir şekilde ziyaret ederdi. Onlarla ilgili istişarelerde bulundurdu, onlardan fikirler alırdı. Bu yönü de benim çok hoşuma giderdi. Kendisini saygıyla, minnetle alıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun Şaban. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Ahmet Başkanım, ben teşekkür ediyorum böyle bir hatırlatma yaptığı için.
olay süreçte hızlı geçtiği için biz de bekledik söz almayı aslında. Ama ses çıkartmadık, uyardı bizi. Teşekkür ediyorum. Aziz Başkan da benim de çalışma şansım oldu. İlk seçildiği dönemde 94-99 arasında mesleki olarak daha öncesinden tanıştığımız ve iyi görüştüğümüz bir insandır. Zaten genel karakteri dinlemesini bilen, sakin ve mütevazi bir karakterdir. Öncelikle rahmet veriyoruz. Şahsıyla beraber belediyelerde görev yapmış, başkan olarak, meclis olarak bugün aramızda olmayanların tümüyle bu mübarek Ramazan Arefesi gününde rahmet veriyoruz. Tabi depremden sonra yoğun çalışma şansımız oldu. Biz kızlar olarak ekiplere başkanlık yaparken kendileri de belediye, halkın seçtiği bir belediye başkanı olarak bugün şartlarda tabi 32 yıl sonra yaşanmış bir depremin şaşkınlığı içerisinde tüm ülkenin şaşkınlığı olduğu, hazırlığımızın olmadığı bir dönemde her tarafı yetişmeye çalıştığı süreçte biz de bir verici kurum olarak, kızlar olarak elimizdeki imkanlarla en azından sürekli seçilmiş biri olarak kapısı çalınan bir insandır. Bürokrasi biraz öne çıkmıştı o dönemde yaşayanlar bilirler. 15 günlük vardiyelerle bölgeye bir takım sıçratılmak istenen bürokratlar gönderilir. Daha hiçbir şeye vakıf olmadan eser günler çeker giderlerdi ama arkada bir tahribat bırakırlardı. O günün koşulları içerisinde seçilmiş biri olarak saygı gördüğümüz kendi insani duygularım ve kendi seçilmiş anlayışım sebebiyle birçok platformda çekingenlik gösterdiği platformlarda kapısını açma, onu içeriye davet etme pozisyonum olmuştu. Bu sebeple yakınlaşmıştık bir aile. Ve bölgenin yine destek görmesi adına biz kızlar olarak 192 ülkenin dahil olduğu federasyonda federasyonun afet gören ülke çağrısı üzerine geldiğinde kural şudur. Gelen diğer ülke Kızılaş veya Kızılay gönüllüleri ve getirdikleri yardım malzemeleri Kızılay'ın hizmetine girer. Kızılay'ın başkanının yönetmesine ve yönlendirmesine girer. Bizim onaylamadığımız hiçbir tasarrufta bulunamazdır. Bu vesileyle bu uzantıdan dolayı gerek AKM'nin yapılması, itfaiyenin birleştirilmesi ve mevcut ismi verilen bir hak ettiği bir ünvandır. O parkın dışarıdan kaynak bulunarak yapılmasında kızlar olarak yönlendirdiğimiz çok kaynaklar oldu. Sağlık, eğitim konusunda yönlendirdiğimiz kaynaklar yanında. Hatırlanma hepimizin hak ettiği bir süreçtir. Bu görevler belirli bir süreyle seçilmiş görevlerdir. Seçilenler olarak biliyoruz. Çok fedakarlık gerektiren görevlerdir. Dolu dolu zamanımız başkaları içindir. Hepiniz yaşıyorsunuz, başkanlar daha yoğun yaşıyorlar. Aldığımız görevlerden biz biliyoruz. Onun için bana çok cazip gelmiyor seçilmek. Ailenizden, işinizden, özelinizden, her şeyinizden vererek 7-24 görev yapılan bir yerdir. Eksiğiniz olabilir. Hatta yanlılı tutumlarınız da olabilir. Çünkü siyaset etkileşimi yüksek bir kurumdur. Gönül yaptığınız kadar gönül kırıklıklarınız da olabilir. Ama şunu değiştirmez. Görev yapan saygı görmeli. Diğer hususlarla alakalı mevcut kurumlar vardır, gereğini yaparlar. Ama yapılmış bir görev adedefa gerektirir. Bu anlamda Sayın Aziz Duran'ın hatırlanması, adının bir yere verilmiş olması bizim de istediğimiz ve onayladığımız bir durumdur. Bu vesileyle tekrar rahmet diliyorum. Katkılarınızdan dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Var mı başka söz isteyen arkadaşımız? Yok, değerli arkadaşlar. Öncelikle yani Aziz Bey deprem sonrası için yaşadığı sorunları, sıkıntıları yakından biliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Sadece 94 ve 99 seçimleri arasındaki yapmış olduğu çalışmalarla şehirde artık şehrin ölü açıldı. Şehir değişti, gelişti, fark etti diye konuşulmaya başlandığı bir dönemde Aziz Bey partiden 16 bin oy daha fazla almış.
16 bin oy fazla almış. Yani o çalışmasıyla, başarısıyla, o insanların gönlündeki yeriyle şehri yeniden imar eden Sayın Başkanımız maalesef 99 depreminde yerle bir oldu. Ve bu şehri yeniden daha her metrekaresinde emeği var, izi var. Onun için ben hem meclis üyelerimiz olarak sizlere, değerli başkanlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Emeği vardır, gayreti vardır. Mekanı cennet olsun diyorum. Allah hepimizin sonunu hayır eylesin diyorum. Ben hem Necdet Bey hem Şaban Bey'in duygularına katılıyorum. Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, yarın hepimiz sokakta gezerken yüzümüze bakılmasını istiyoruz. Ve öldüğümüz zaman da arkamızdan bir dua okunmasını istiyoruz. Onun için bugün bizden öncekilere nasıl davranırsak bizden sonra da bize aynı davranırlar diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Allah rahmet etsin. Tüm geçmişlerimizin mekanı cennet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum ve sonuçları açıklatıyorum. Buyurun.